Şu kızı sağ salim bir yurt dışına gönderebilsek. Çok az kaldı. Alihan arıyor. Ne istiyorsun? Ozan nasıl? İyi mi? Onu görmek istiyorum. Hangi yüzle? Çocuğun gecesini mahvettin, korkuttun, ağlattın. Herkese rezil ettin bizi. Ya oldu işte bir kere. Çok üzüldüm. Böyle yapıp edip oldu bitti diyemezsin. Bak Mirat'a dua et. Ozan üzülmesin diye seni şikayet etmeyecek. Bırak şimdi onu. Bak bizim bir araya gelip seninle yüz yüze konuşmamız lazım, tamam mı? Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Alihan. Ha, eğer bir taşkınlık daha yaparsan yemin ederim uzaklaştırma kararı aldıracağım. Yemin ederim. Üzgünmüş. En azından bunu demiş Deniz. Hala aynı kafada gitse konuşsa daha mı iyi? Hiç konuşmayacak mısın? Gidelim bir yere oturalım konuşacağım. Neyse derdimiz taşlarımızı bir bir dökelim ondan sonra sen yoluna ben yoluma. Yapma Deniz. Benim yolum bundan sonra yalnızca size çıkar. Onu bizi terk edip gitmeden önce düşünecektin. Ya... Adam öldüren cezasını yatıp çıkıyor. Daha ne kadar çektireceksin bana Allah aşkına? Sen daha ne gördün ki? Sabırlı ol Dilan. Evet, burası yeni evimiz. Eğer beğenirsen sen de... Ne evi, ne saçmalıyorsun sen? Sürpriz yapmak istedim sana ve çocuklara. Hadi gel gezdireyim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Deniz. Çocuklar geldiklerinde burada kalacaklar. Ortamı görmek istersin herhalde, değil mi? Ben gidiyorum. Deniz lütfen, lütfen, lütfen sakin olur musun ya? Tecavüz edecek değilim, değil mi? Oturacağız, konuşacağız. Hadi lütfen. Salonumuz böyle. Nasıl, beğendin mi? Şimdi asıl konuya geliyoruz. İşte burası da mutfağımız. Nasıl, beğendin mi? Sen mutfağı seversin. Bak bütün her şey var. Özellikle profesyonel aşçıların kullandığı malzemelerden aldım. Sen seversin ya. Alihan. Bak dur. Dur bunu da gör. Nasıl, beğendin mi? Özel siparişle yaptırdım. Alihan sen ne yapmaya çalışıyorsun?
bekliyorum. Ben yokken çok yoruldun. Çocuklarımız için çok mücadele ettin. Ama artık hepsi geride kaldı. Yani çalışmak, başkalarına yemek yapmak zorunda değilsin. Ama illa yemek yapmak istiyorsan, ben illa yemek yapacağım diyorsan mutfağımızın şefi ol. Mutfağımız mı? Artık biz diye bir şey yok Alihan. Bunu kaç kere söyleyeceğim? İyi tamam. Ama artık mücadele etmene gerek yok diye söylüyorum. Yani seni düşünüyorum. Sen bu eve gelsen de gelmesen de her zaman arkanda olacağımı bil. Sakın arkamda olma. Sakın. Çünkü sırtımı sana dayadığımda ne olduğunu gördüm. Beni suçlayıp durma lütfen. Geçti bitti hepsi. Bak benim kimsenin koruyup kollamasına ihtiyacım yok. Ben çalışıyorum, kazanıyorum. Çok şükür kimseye muhtaç değilim. Alihan. Artık senin karşında eski Deniz yok. O adamın yardımını alıyorsun ama. Kim söyledi sana bunu? Ben bugüne kadar dişimle tırnağımla kazıyarak geldim. Beni yanlış anlıyorsun Deniz. Asıl sen beni yanlış anlıyorsun. Bundan daha fazlasını yapabileceğime inanmadım. Hiçbir zaman inanmadım. Ama Mirat bana başından beri inandı. İçimdeki gücü fark etmemi sağladı. Hep yanımdaydı. Çönlüğü görüyor musun? Bana verdiğin değer işte bu kadar. Deniz, Deniz dur. Yetti artık, ben daha burada kalamam. Allah aşkına dur, bekle biraz. Dokunma bana. Tamam, dokunmayacağım. Ama ne olursun gel otur da konuşalım. Neyi konuşacağız Alihan? Ha? Neyi konuşacağız? Biz bu konuşmayı çoktan yaptık ve bitirdik. Cezaevinde hatırlıyor musun? Ha? Benim bunun üzerine koyacak tek bir kelimem bile yok artık. Biliyorum. Mektupta da yazmıştın ama... inanmak istemedim. Ne mektubu, ne saçmalıyorsun? Ece. Efendim kızım. Baba müsait misin? Annenle konuşuyoruz. Söyle kızım. Aa tamam. Ben öylesine aramıştım. Sonra görüşürüz. Tamam canım. Nerede kalmıştık? Ha mektup. Aklını mı oynattın sen? Ben senden ne mektup aldım ne de sana mektup yazdım. Bir dakika. Bu ne peki? Şunu bir açar mısın? Bak. Başında Alihan mektubunu aldım diyorsun. Bu yazı benim değil. Nasıl yani? Ne demek benim yazım değil? Değil işte. Biri taklit etmeye çalışmış ama başaramamış. Kim? Ne bileyim ben kim Alihan? Git sevgiline sor. Sevgilim falan yok. Bitti o iş. İster bitsin ister bitmesin umurumda bile değil. Sana son kez söylüyorum. Bir daha seninle bir araya asla gelmeyeceğim. Eğer beni veya Mirat'ı bir daha taciz edecek olursan... yemin ederim seni direkt şikayet edeceğim Alihan. Direkt. Seni üzecek bir şey yapmam. Korkma. Ama içimdeki umudu koruyacağım. Buna da bir şey diyemezsin herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.